Şimdi sıra geldi servo kollarının modellenmesine. Bunun için yeni bir dizayn sayfası açtım. Yeni dizayn sayfası açtıktan sonra bir skeç oluşturacağım. Skeç oluşturmadan önce bir kaydete basarak servo kolumuzun ilgini tasarlayalım. Bunun için hub 1 diyorum. Tekli olan servo kolu öncelikle çizeceğim. Bunun için hub 1 dedim. Lokasyon olarak SG90 servo seçili. Save dedim. Ve create sketch diyerek XY ekseninde yani taban düzleminde çizimime geçiyorum. Taban düzlemindeyken circle komutunu çalıştırdım. Buraya bir kez tıkladım. İçte bir vida deliği var. 2,52 şeklinde enter'a bastım ve buraya yakınlaşıyorum. Yakınlaştıktan sonra yine bunun dışında 4,6'lık bir dairemiz daha var. Bu dairemiz için de yine klavyeden C tuşuna basarak circle komutunu aktif yaptım. 4,6 yazdım. 4,6'lık dairemi de çizdim. En dıştaki dairemiz de 6,85 olarak görünüyor. Klavyeden C tuşuna bastım. Buraya tıkladım. 6,85 yazdım. Enter'a bastım. Şimdi yine 21 dişten oluşan iç kısmının tasarımı için gerekli buraya 5 milimetrelik bir daire daha çiziyorum. Dairemi çizdikten sonra yine uzak kenarda küçük bir dairemiz var. 1,9 milimetrelik bir kenar ve bunun içindeki de 1 milimetrelik bir daire var. Circle komutunu çalıştırıyorum. En uzakta bir dairemiz var. Bu dairemiz 1 milimetrelik. Bunun dışında da bir dairemiz daha olacak. Bu daire ile merkeze olan uzaklık 28,35 bölü 2 kadarmış. Bunu verelim. Klavyeden D tuşuna basarak Sketch Dimension komutunu çalıştırdım. Buraya tıklıyorum ve bunun merkezine tıklıyorum ve buraya bir kez tıkladıktan sonra 28,35 bölü 2 yazıyorum. Enter'a bastım. Bu mesafesinde verdim. Yine Circle komutunu çalıştırarak bunun dışına bir daire daha çizeceğim. Burada yarıçapı 1,9'muş çarpı 2 kadar bir daire çizdim. Buralardan şu kısımlara çizgiler çizeceğim. Buradaki mesafe 5,7'ymiş şuradaki kalınlık. Bunları daha sonra oluşturacağız. Şimdi L komutuna basarak Line komutunu çalıştırdım. Şu merkezden itibaren teğet oluşması için şuraya geldim. Bir kez tıkladım ve şu noktada bir yere rastgele tıklıyorum. Aynı şekilde buradan geliyorum. Buraya geldim. Merkezden itibaren buraya tıkladım. Şurada rastgele bir noktaya tıkladım. Tıkladıktan sonra şunların yerinden oynamamasını istiyorum. Bunları önce bir sabitleyeceğim. Bunun için Fix komutunu kullanacağım. Buraya tıkladım ve buraya tıkladım. Bunları fixledim ve ESC tuşuna basarak fixten çıktım. Teğet komutuyla da bu dairemi şu çizgiye teğetleyeceğim. Yine bu dairemi bu çizgiye de teğetleyeceğim. Yine şu ikisinin ucunun arasındaki mesafede 5,7 milimetreymiş. Bunun için de yine Sketch Dimension'a tıkladım. Bunun ucunu buldum. Yine bu çizginin üzerine geldim. Bunun ucunu buldum. Buraya bir kez tıklıyorum. 5,7 yazacağım bunun içinde. 5,7 yazdım ve Enter'a bastım. Bu tarafını bu tarafa kaydırdı. Yani bu taraf 5,7 ama şu taraf tam olmadı. Bunu yapabilmek için şöyle bir şey yapacağız. Merkezden itibaren 5,7'nin yarısı kadar. Bir buraya tıkladım. Bir de buraya tıkladım. Şöyle düz çekiyorum. Buraya bir kez tıkladım. 5,7 bölü 2 yazıyorum. Enter'a bastım. Evet, şu anda ikisi de full constraint oldu. Artık şuradaki fixleri de istersek kaldırabiliriz. Buraya bir kez tıkladım. Burada bir kez tıkladım ve bunu da bu şekilde gerçekleştirdim. Şimdi bu çemberlerin tabii ki uzaklıkları ne kadar? 3,80. Tam full constraint olmadı. Buraya bir yardımcı çizgiyle bunları sabitleyebiliriz. Bir yardımcı çizgi atacağım. Şuraya tıkladım. Yardımcı çizgiye tıkladım. Bunun merkezine tıkladım. Bir kez de buraya tıklıyorum. Daha sonra da ESC tuşuna bastım. Full Constraint oldu. Yani onları bağlamış olduk. Bu da tamam. Şimdi buradaki 1 milimetrelik yuvarlaklarda birkaç tane var. Bunların arasındaki mesafede ne kadarmış? 1,94 kadarmış. Bunu Pattern komutuyla çoğaltacağız. Bunun için Create'e geliyorum. Rectangular Pattern'ine tıklıyorum. Tıkladıktan sonra buradaki daireme tıklıyorum. Şurası 6 adet. Şuraya -1,94 yazıyorum. -1,94 her birinin arasındaki mesafe. Bu -1,94'ten daha fazla. Bu 9,7 kadar. -9,7 kadar. 9,7 yazdım. Ve yardımcı çizgi şeklinde gibi görünüyor ama okey dedim. Evet, yardımcı çizgi değilmiş. Bu şekilde bunu da oluşturmuş oldum. Bunu oluşturduktan sonra şuradaki dişler için gerekli çizgimi oluşturacağım. Şu ölçü karmaşasından kurtulmak için Show Dimension'daki ona işaretini kaldırdım. Line komutunu çalıştırarak şuraya bir kez tıklıyorum ve şuraya kadar gelip bir kez tıkladım. Şu anda yardım çizgi olarak bunu atadı. Buradan yardım çizgiye tıklayıp ESC tuşuna basıyorum. Şurada oluşturduğum en son çizdiğim çizgiyi yakalayabiliyor muyum? Bakalım. Yakalayamıyorum. Şuradaki yardım çizgiden çıktım.
Tekrar bakalım. Evet, şurayı yardımcı çizgi olmaktan çıkarttı. Burayı seçtim. Boş bir yere tıkladım. Şuradaki yardımcı çizgimi seçiyorum. Şuraya tıkladım. Evet, buradaki çizgim tamam. Şimdi 21 dişten oluştuğunu söylemiştik. 360 bölü 21 bölü 2 kadar şuradan bir çizgi çizmek istiyorum. Bunun için klavyeden L tuşuna bastım. Buraya tıkladım. Şimdi şuraya kadar çizeceğim ben bunu. Bunun için açı kutucuğuna geçebilmek için klavyeden tab tuşuna basarak açı kutucuğuna geçtim. 360 bölü 21 bölü 2 yazdım. Yazdıktan sonra şuraya yakalamasını istiyorum. Buraya bir kez tıkla. Bundan da bir mirrorla çoğaltarak aşağıya oluşturacağım. Bunun için mirror'a tıkladım. Buna tıkladım. Mirror line için buraya tıkladım. Şu ortadaki yardım çizgiye tıkladım. Enter'a bastım. Evet, burayı da oluşturmuş olduk. Şimdi bu dişler tersten, yani dış diş olarak görünmekte, ilgili çizgilerimizi çizelim. Klavyeden L tuşuna bastım. Şuraya yakalayabilirsem, evet, burada birden fazla çizgi olduğu için yakalamakta sorun var. Orada bir yardım çizgimiz vardı. Şuraya tıkladım. Yine geldim. Buraya tıkladım. Tek bir diş çizdik. Daha sonra bunu çoğaltacağız. Bunun için klavyeden E tuşuna bastım. Şuraya tıkladım ve buraya tıkladım. Buranın yüksekliği 1,45'miş. Ama ters yönde ben bunu oluşturacağım. Eksi 1,45 yazıyorum. Buradan home tuşuna basarak gözlemlemek istiyorum. Aşağı doğru eksi 1,45'lik bir yükselti oluşturdum. New body diyor. Okey dedim. Ve skeçim kayboldu. Buraya geliyorum. Buradan skeçimi tekrar açıyorum. Şimdi şu dairemi oluşturacağım. Yine extrude komutu için E'ye bastım. Buraya tıkladım. Buranın yüksekliği de 3,9 olarak görünüyor. Yalnız ters yönde olacak. Eksi 3,9'luk aşağı doğru gövdemi oluşturdum ve buraya birleştirmiş oldum. Şimdi sıra geldi diğer kısımlara. Diğer kısımları oluşturmaya. Şurası aşağı doğru bir miktar bir mesafesi var. Extrude komutunu çalıştırıyorum. Buraya tıkladım. Buraya tıkladım. Buraya tıkladım. Buraya tıkladım. Ve buraya tıkladım. Eksi 1,4 yazıyorum. Eksi 1,4 kadar aşağıya bunu çoğalttım. Enter'a bastım. Şimdi sıra geldi şurayı oluşturmaya. Yine extrude komutu için E'ye bastım. Buraya tıkladım. Buraya tıkladım. Buraya tıkladım. Burada bir offset vereceğiz. Aşağı doğru bir offset. Bu 0,9 kadar olacak. Offset için eksi 0,9 yazdım. Bunun aşağı doğru yüksekliği ise eksi 0,5 milimetre kadar olacak. Okey dedim. Şimdi sıra geldi dişlerimizi oluşturmaya. Dişler için de şunu kullanacağız. Yine burada extrude için E'ye bastım. Buraya tıkladım. Şuradaki diş kısmına tıkladım. Yine buna da bir offset vereceğiz. Offset için eksi 1,40 yazdım. Eksi 1,40 yazdıktan sonra mesafe olarak da şu aşağıya kadar bunu yapacağız. Şuraya bir kez tıklıyorum. Şimdi dişlere bakalım. Şu anda görünüyor. Şuradan itibaren oluştu. Buna da okey diyorum. Okey dedikten sonra bunu çoğaltacağız. Bunun için circular pattern'ı kullanacağım. Create menüsüne gidiyorum. Pattern, circular pattern'ı seçtim. Bu yüzeyi seçiyorum ve bu yüzeyi seçiyorum. Seçtikten sonra da axis olarak burayı seçtim. Şuradaki ortadaki yuvarlağı seçiyorum ve full 21 tane oluşturuyor. Okey dedim. Buna bir de kaplama ekleyelim. Bunun için klavyede A tuşuna basarak Appearance'ı çalıştırdım. Bunu ABS plastik olarak yapmak istiyorum. Buraya geldim. Beyaz renkmiş zaten. Buraya üstüne tıkladım. Buradaki skeçimi de kapatıyorum. Evet, tek taraflı kolumuzu da modellemiş olduk. Şimdi bu modelimizi kaydedelim. Okey bastım. Şimdi montaj kısmına gidip bu kolu oraya aktaracağız. Şimdi geliyorum, bunu buradan alıyorum. Buraya atalım. Bakalım atabilecek mi? Bazen açıkken atamayabiliyor. Evet, attı. Şimdi attıktan sonra bunu şu yukarıya doğru hizalayacağım. Yukarıya doğru hareket ettireceğim öncelikle. Şöyle yukarıya hareket ettirdim. Üstten de bakarak bunu gözlemleyelim. Ortalamaya çalışalım. Tap dedim. Şu şekilde ortalıyorum. Göz kararı ortaladım. Şu anda üstte ve okey dedim. Şimdi montaj aşamasına geçiyorum. Bunu bunun üzerine montajlayacağız. Bunun için assembly komutuna gidiyorum. Join komutuna tıkladım. Join'e tıkladıktan sonra ilk komponentimiz bu. Yani hub 1. Bunu tam şu orta noktasından bir yerden yakalayacağım. Fakat alttan hizalanmasını istiyorum. Şöyle şu ortayı yakalamak istiyorum. Şu dairenin ortasını yakalayalım. Ya da bu dairenin kendisine tıklayabiliriz. Yeterli. Daha sonra da aşağıdaki daireye tıklıyorum. Dönen bir şekilde yaptı. 180 derece diyor. Güzel. 180 derece. Okey diyor. Şimdi tam düzgün yerleşip yerleşmediğini anlayabilmek için birinci body'mi gözümden kapatıyorum. Ve şuradan alttan bir gözlemlemek istiyorum. Tam oturmuş mu? Evet, görüldüğü üzere tam oturmuş gibi görünüyor. Dişlilere bakıyorum şu anda. Herhangi bir kaçma var mı diye. Şuradaki skeçi bir kapatmam gerekiyor. Skeçlerde bir açıklık var. Şu skeçi kapattım. Şuradaki skeçi de kapatalım.
daha düzgün bir şekilde görebiliyorum. Buradakilerin arasında bir miktar boşluk olması gerekiyor. Boşluğu görebiliyorum. Tamamen sıfıra sıfır olmaz. Yoksa çok sık olur, sıkışır veya takılamayabilir. Bir tolerans bu. 0.1 milimetrelik bir tolerans var burada. Bu da tamam. Şimdi ana gövdemi açıyorum. Şuradan da home diyelim. Servo kolumuzun tekli tarafını modelledik. Bir sonraki anlatımımızda da bunu çiftli olarak modelleyeceğiz.